Arkadaşlar merhaba. Bugün size baldıran otuyla kazayağı otunun karşılaştırması yapacağım. Evimden çıktım. Hemen evimin dibinde olan ormanlık alana gireceğim. Orada hem baldıran otları var hem de kazayağı otları var. O otları toplayıp size göstereceğim. Ormanlık alana girerken çok dik bir yokuş var. O yokuştan aşağıya doğru ineceğim. Kaymadan yavaş yavaş inmem gerekiyor. Havalar hala soğuk. Hala yaz gelmedi. Mart'ın sonu bugün. Yarın 1 Nisan. Bademlerimiz yeşerdi. Fakat meşe ağaçları hala kupkuru. Burası benim çalkama yapmak için gelincikleri topladığım yer. Çok dik bir yokuş. Buradaki ağaçların dibindeki bu taşların olduğu yerde yılan var. Bu yılanın artık Anadolu engeli olduğunu da biliyorum. Küçük bir yılan, yaklaşık 40 cm boylarında olması lazım. Küçük olduğu halde ürkütücü. Yavaş yavaş devam ediyorum aşağıya doğru. Burada yine kocaman bir karaçalı bitkisi bana takılmadan edemez. Her yıl bunu budarım ve yine büyür. Tabi budadıkça daha da gür büyüyor. Takılmadan geçtim. Evet, yavaş yavaş şöyle. Buralar artık ormanın tam içi. Orman uzaktan göründüğü zaman küçük ama içine girdiğin zaman yutuyor insanı. Yavaş yavaş yabani hayatın içine girdim. Henüz daha orman yeşermediği için her taraf görünebiliyor. Şu bölgede kazayağı otlarını topladım. Tabii ki hala var. Bizim yememiz de bitecek bir ot değil. Yine çok güzeller. Yine ilerleyelim aşağıya doğru. Yalnız bir ses dinlemesi yapayım. Bir dışırtı bir ses var mı diye. Çünkü her an burada bir domuz olabilir. Domuz sürüsü olabilir. Hele ki şimdi yavruları da vardır. Daha tehlikeli olurlar. Evet. Sanki yok gibi. Biraz daha ilerliyorum. Hemen şurada yine domuz gelmiş, eşinmiş. Evet, bayağı bir ortalığı karıştırmış. Genelde ağaçların dibindeki böcekleri, canlıları yiyor domuzlar. Yine bitkilerin köklerini, yumrularını yiyorlar. Biraz daha ilerliyorum. Eğer bir ses duyarsam aynı istikametten geri döneceğim. Size kazayağı otuyla baldıran otunun karşılaştırmasını yapacağım ama buradaki izler de pek hayırlı görünmüyor. Aslında domuzlar insana zarar vermez. Kendisini tehlikede hissederlerse saldırırlar. Yoksa onlar da kaçma fırsatı varsa hemen kaçarlar. Ama yine de işte tehlikeli bir hayvan. Evet. Bir ses mi geldi? Yok. Devam edelim.
Burası yine domuzların eşindiği yer. Kırmızı toprak ortaya çıkmış. Bu topraktan alıp bazen bitkilerime veriyorum ama çok yokuş olduğu için, dik bayır olduğu için buradan toprak çıkarmak da zor. Bunlar hepsi baldıran otu. Keyifleri yerinde. Bu otu bildiğimiz sürece bir tehlike gelmez. Eğer ot sevip de bu otu tanımıyorsanız aman dikkat derim. Çok tehlikeli. Baldıran otunun diğer isimleri ağı otu, zehir otu diye geçer. Yine yılan otu da denir. Baldırgan ismi de verilir. Ama genelde en çok kullanılan ismi baldıran otu. Haberleri de konu olmuştur. 1-2 metreye kadar boylanabilen, küçük beyaz şekli olan bir ot. Baldıran otu. Baldıranın zehri de genelde tıpta kullanılmakta. Siz sakın kullanmayın. Ağrı kesici, spazm giderici özelliklere sahiptir. Şimdi burada bir karşılaştıralım. Ne kadar benziyor? Yaprak dizilişleri benziyor ama renkleri, büyüklükleri aynı değil. Şu gördüğümüz baldıran otu. Bakın. Bu ot kazaya otu. Bu ot da baldıran otu. Hemen ikisini uzaktan çekiyorum. Bu gördüğünüz ot kazaya otudur. Daha yeşildir. Şu gördüğümüz de şuralardaki otların hepsi de baldıran otudur. Kaz ayağı otu, kazın ayağına benzediği için bu isim verilmiş zaten. Yani yalancı maydanoz dediğimiz ot. Yenmemesi gereken zehirli bir ottur. Bunu her türlü yemekte kullanabilirsiniz, kaz ayağı otunu. Yine haşlayıp suyunu cildinizin temizlenmesinde kullanabilirsiniz, saçınızda kullanabilirsiniz, saçınızda bir parlaklık verir. Kaz ayağının o kaynattığınız suyu ciltteki küçük gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar. Böyle bir özelliği var. Aynı zamanda kaz ayağı otu sindirim sisteminin tamamında etkilidir. Haşlayıp yoğurtlu salatasını yaparsanız açlık hissini yatıştırır ve sizi tok tuttuğu için kilo almanızı engeller. Özellikle diyette olanlara bu otu tavsiye ediyorum. Zayıflamak için bu ot şifa kaynağı. Onun dışında bağırsak sistemini düzenler, vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. Gün içindeki yorgunluk hissini azaltır, stresi azaltır. Birçok şifa özelliği vardır bu otun. Ama baldıran otu dediğimiz bu otu tüketirseniz haliniz duman. Çok tehlikeli, zehirleyici, öldürücü özelliğe sahip. Hatta kaz yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken otlardan bir tanesidir. Eğer kaz yetiştirmek istiyorsanız, kazlar biliyorsunuz bütün otları tüketirler. Büyümüş olan, ergenliğini geçmiş olan kazlar bu otları tanıdığı için yemezler. Fakat yeni yetişen kazlar da bu otu yiyerek zehirlenmeler görülmüştür. Bakın burada bir yığın baldıran otu var. Burası hep baldıran cehennemi diyebilirim. Ama bunun içindeki yenen otları eğer tanıyamıyorsanız kesinlikle ot toplayıp da tüketmeyin. Mutlaka otları tanıyan yakınınız, bir arkadaşınız yanınızda olsun veya topladıktan sonra gösterin. Gerçi topladıktan sonra bunlar buruştuğu için özelliğini kaybedebilir, tanınmayabilir. Yerinde tanımak daha iyidir. Arkadaşlar şimdi baldıran otuyla kaz ayağı otunu size yakından göstermek istiyorum. Kaz ayağı otumuzun kökleri saçak şeklindedir. Hemen gövdeden toprağa gelir ve burada toprağa yayılır. Uzun değildir. Baldıran otuna gelirsek toprağa doğru giren şu şekilde yumuşak bir kök yapısı var. Kaz ayağı otuyla karşılaştırırsak baldıran otunun köklerini karşımızda sağ elimde tuttuğum baldıran otu şu kaz ayağı otunun kök yapısı. Bu kadar birbirinden ayrı olan kök yapıları. Kaz ayağının otu bu şekilde. Baldıran otunun kökü de
gördüğünüz gibi. Bakın burada bir dal daha oluşturmuş baldıran otu. Şurada da yine bir dal oluşturmuş, yana doğru gidiyor. Burada hep bu şekilde yukarıya doğru büyüyor. Kazaya otu da yukarıya doğru büyür ama kazaya otunun yapraklarının hep gövdeden çıktığını görürüz. Bu şekilde. Hep gövdeye bitişik şekildedir. Hemen başka bir baldıran otunu göstereyim. Bakın burada bir dal ayrılması olmuş. Burada tekrar ayrılmış. Bu yine yeni bir ürün oluşturacak. Devam ediyoruz. Yukarı doğru büyüdükçe her bir yaprağın bulunduğu bölümde tekrar bir baldıran bitkisi çıkmaya başlamış. Yine biraz daha ileriye geçtik. Hemen burada da yine bir ana gövdeye ekli olan dal görüyoruz. Bakın büyüdükçe bu şekilde. En son çiçek açacak tabii ki. Boy yönünden yukarıya doğru sırık gibi büyüdüğünü düşünebiliriz ama kazaya otu da aynı şekilde. Eğer daha sulak bir alanda yetişmiş olsaydı kazaya daha yukarıya doğru gidecekti. Kazaya otu çok sulak bir bölge olmadığı için burası fazla yukarıya doğru çıkmamıştır. Yaprak yapısına gelirsek eğer kazın ayaklarına benzediği için bu ota kazaya otu adı verilmiştir. Yaprak dizilişleri sağa ve sola gördüğünüz gibi maydanozun yapraklarına çok benzer bu açıdan baktığımız zaman. Yine ileride biraz daha büyüyünce burada da yine karşılıklı yaprak dizilişleri vardır. Böyle bir kazaya otunun yaprak şekli budur. Hemen solmadan baldıran otu onun yaprak şeklini size göstereyim. Her iki otun yaprak kısmını karşılaştıralım. Hemen biraz koparalım. Şu gördüğünüz baldıran otunun yaprak yapısıdır, yaprak şeklidir. Aşağıda şu gördüğümüzde kazaya otunun yaprak şeklini görüyoruz. Yaprakların dizilişleri de birbirine çok benzemiyor yakından baktığımız zaman. Az önce gösterdiğim gibi bakın karşılıklı tamam dizilişler aynı ama şurada yine bir yaprakları parçalı parçalı devam ediyor. Girintili çıkıntılı. Kazaya otuyla baldıran otunu birbirine karıştırıyorsanız kesinlikle bu otu tüketmeyin. Zehirli olan baldıran otudur. Zehirsiz olan da kazaya otudur. İki otu size karşılaştırdım. Başka bir ot videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.